Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Çekirdekçi Tayfa'yı cep telefonundan izliyorsan aman dikkat et. Telefonun elinden düşmesin. Neyse ki HDI Taraftar cep telefonu sigortası var. Sen de sigortanı yaptır. Hem içeriklerden uzak kalma hem de takımına destek ol. Her zaman her yerde HDI. Bu arada hoca sezon başında bunu öngörebilseymiş. Bence sezonun devamında bu karar çıktı. Larry'nin sol forvetleşmesi. Sezon başındaki bir öngörü değildi bence. Hı hı. Ya üçüncü bir santrafor, yerli bir santrafor kadroya dahil edilebilirdi. Ya da mesela Umut Nayır'ı bırakmayabilirdi. Yani Umut Nayır'ı çok beğendiğim bir oyuncu değil benim de bu arada. Hani zamanları çok da itiraz etmezdim. Ama gol sayısı da olan bir oyuncu. Bunu da kabul. Yani mesela Larry'nin pozisyonu tam Umut'un bitireceği bir pozisyonu. Hem o bak her şeyin başında Larry'nin pozisyonunu etmezsin. Üçüncü bir santraforun olsaydı. Larry'nin en azından daha verimli olduğu yerde aynen kalırdı. Ve ceza sahasında da bence de Larry'nin de sezgileri var da santrafor oynamayı daha bilen bir oyuncu Umut Nayır. Hatta bence katkısı da vardı geçen sezon. Bir Galatasaray maçını hatırlıyorum. Bir önceki Kasımpaşa deplasmanı hatırla oyuna girdikten sonra evet çözdü. Burak hı-hı Yılmaz'la birlikte. Evet. Yani bence tutulabilirmiş kadroda. Eğer Larry'in sezon başından bu yana bu oyuncu bizim artık sol forvetimiz. Çünkü en başta Boyd falan oynuyordu. Böyle bir fikir yoktu bence. Larry'in hani santrafor alternatif olarak gözüküyordu. Ama sonradan tamamen sol kenar oldu. Tutulabilirmiş kadroda. Dediğim gibi en azından bu kadar şey değil. Şimdi mesela Beşiktaş'ta bir anda sol forvet de eksik oldu. Kasımpaşa karşısında. Santrafor'un da eksik oldu. Orası devşirme olduğu için. Sağ önde devşirme oldu. Sağ bekin de eksik oldu. Sağ bekleri Rozier'siz çıkmış oldu maça. Bir anda takımın yarısı gitti. Abi de Necip Ensakal'a yani çıkmak biraz şey gibi yani City deplasmanına mı çıkıyorsun? Yani daha defansifi yok ki şey olarak. Yani, Kasımpaşa'yla evet oynuyorsun. Hani küçümsemek bağımında kesinlikle söylemiyorum ama presi kırabilmeye oynaman lazım. Pozitif oynanması gereken bir takım Kasımpaşa. Hı hı. Zaten presi kırsaydı Beşiktaş gol yemeden yani burada top kaybı olmasaydı ki ben Necip'e burada gerçekten suç bulmuyorum. Yok canım. Yani hiçbir şekilde bireysel bir hata olarak da görmüyorum. Burada bir takımcı bir presi var ve takımcı buna karşılık vermesi gereken bir savunma hattı yok. Zaten devşirme bir oyuncu. Hı hı. Kaldı ki mesela zorluk derecesi daha yüksek maçlarda hani mücadele maçlarında Necip Sağbek oyununa katkı verebildiğini gördük Fenerbahçe maçında dahil olmak üzere. Ama bir şeyi göremedik. Bu maçın oyuncusu kesinlikle değildi. Belki hatta tam tersine ben şeyi düşündüm. Yani burada Rozier, burada hadi diyelim Ensakalı, burada Rıdvan. Hı hı. Yani madem bekten bir devşirme fikri var. Ya yani burada evet çünkü hem orta sağlaşabilirdi, hem burada orta sahaya katkı sunabilirdi. Buraya Rıdvan girdikten sonra Laiç biraz daha şöyle gidebilirdi. Ensakal'a daha çok dripling topla çıkabilirdi. Ve Rozier de burada şey olurdu. Daha özgür olurdu. Hı-hı. Daha doğru olurdu. Enkudu burada zaten oynayan bir oyuncu. Hani tabii ki sol tarafı tercih ediyor olabilir ama aynı şey değil. Çok etkilendi takım ve tek devşirmeyle evet çözülebilirdi. Şimdi yani dediğim gibi birden fazla idealden uzak oyuncu oynamaya başladı. İkinci yarıda da ben hemen o hamleyi bekliyordum aslında. İşlemeyen bu düzene erken bir hamle bekliyordum. Ama 55. dakikada falan geldi bu tekrardan Rozier'in beke geçmesi vesaire. Belli bir noktadan sonra bence Beşiktaş bu arada yapabileceği baskıyı kurdu. Hani bu tabii ki Kasımpaşa da izin verdi. Topun arkasına geçti. Bence zaten skor aldıktan sonra topun arkasına geçti ama Beşiktaş yine bir şeyi yaptı. O bütün halde hareket etme, dönen topları toplama özellikle. Burada Josef Atiba çok iyi bir maç çıkarttı. Hı hı. Dönen toplar ama baskı devam etti. Atiba çok iyiydi bence. Evet. Ama mesela Atiba yine eksiklerden sebeple yani rolüne hiç uygun olmayan bir şey oynamaya başladı. Topla delici işler yapmaya başladı. Şut ya atmaya başladı. Ya yani o işin ona kalmıyor olması lazım idealde ama mecburen öyle oldu. Mecburiyetten zorladı ve evet onu da iyi zorladığını düşünüyorum evet ben. Yani bu yaşta bir oyuncudan enerjili, driplingli, top taşımalı bir oyun alabilmek bile çok acayip bir şey. Yani özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor bence yine. Hı hı. Bir tek Gökhan'a vermediği bir pas var. O benim. Evet, orada benim de gözüme takılı ki Atiba'nın tecrübesinde ve oyun aklında bir oyuncunun o topu bırakıyor olması lazım. Çünkü Atiba çok iyi bir şutör de değil. Hani şutu çok iyi olan bir oyuncu orada şut seçeneğini işaretlese tamam diyeceğim de Atiba zaten çok çok üst düzey bir şutör değil yani ceza sahası dışından bir tane falan bu golü vardır muhtemelen. Ama pozisyonu getiren kendisi bazen de oluyor. Bazen de futbolcu kredi tanımak lazım. Hani o da bir tercih neticede. Ve hani başarısız olması illa inanılmaz bir hata evet, olduğunu göstermez.
Hani daha doğrusu anlayışla karşılamak lazım. Hata da anlayışlı olmanız gereken bir maç Atiba için. Çünkü Hakan'a acayip bir efor sarf etti ve birçok şeyin ötesine geçti. Yani daha bireysel bir şekilde yaratmaya çalıştı ve yarattığını düşünüyorum. Yani Mensah'ın yapması gereken şeyi biz Atiba'dan görüyoruz. Ya Lay için. Ya da Lay için aynen. Ki zaten mesela Lay çok eksik bir maç. Maç öncesini hatırlarsan Çekirdek Şahit'te başlığımız da oydu. Bu maç artık bireysel, sonuçta iş bir noktada bireysel yeteneğe bakıyor. Sergen Hoca da bunu sezon başından beri söylüyor. Yani ben oyunculara birlikte hareket etmeyi öğretebilirim. Ondan sonra bireysel yetenek. Ben bir hücum oyuncusu nasıl pas atacağını, nasıl şut atacağını çok fazla öğretemezsin. O biraz da yeteneğe bakıyor diye. Beşiktaş bu maçta yetenek sorunu çekti. Çünkü dediğim gibi uzun bir süre o baskıyı kurdu. Ama kuru bir baskı oldu. Çünkü yetenek sorunu çektiği için ya kenar orta yapabildi. Ya da işte çok iyi şutör olmayan oyuncular uzaktan şuta yöneldi. Ya da duran top. Yani burada özellikle ben Aboubakar'dan daha çok Gezal'ı aradığını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Doğru. O baskıyı çok daha etkili hale getirebilirdi. Mesela Laiç'de hep şey gördüm mesela. Şuradan mesela burada gidiliyor. Buradan işte sıkıcı Laiç'e dönüyor. Laiç buradan da buraya veriyor. İşte o son final pasını verecek, final şutunu atacak birileri yoktu. Yani hem öyle hem de çok da zorladığını düşünmüyorum. Yani doğrusunu oynayayım, basitini oynayayım. Tamam. Ki burada hani bir numaralı seçenek Laiç olmuştu artık. Delici ve final işini yapma noktasında. Zaten ondan o bu konuda eksik kalınca Atiba zorlamaya başladı. Normalde Atiba İkisi nasıl... de yok bu arada. Ne delicilik yaptı ne bitirici pozisyona girdi. Normalde Atiba ne artık? Burada Aboubakar'ın boşalttı alanları giren bir 8 numara oldu son dönemde. Evet. Ve böyle fark yaratıyor ama şimdi gereğinden fazla toplu oynamak zorunda kaldı. Yani bence Beşiktaş'ın şeyinde bir sorun yok yine. Baskı kurdu. Yani eksikler yüzünden puan kaybetti diyebiliyorum rahatlıkla. Maçtan sonra da bence Beşiktaş adına en olumlu şey Sergen Yalçın'ın açıklamaları. Çünkü bu tip puan kayıpları olabilir. Bir infiale çevirmiyor olması lazım. Hem camianın hem takımın hem hocanın. Sergen Yalçın çok sakin bir... Dinledin mi maçtan sonra? Aha, dinledim. Çok sakindi. Olabilir böyle şeyler dedi. Hani puan kaybı olabilir. Daha önümüzde çok maç var. Yani gayet özgüvenli. Hani zamanında Mustafa Denizler'in Fatih Terim'in 8'e kapanır, 18'e kapanır gibi rahatlatıcı. Mesela hakeme girdi ki haklı hani bence çok bariz bir ikinci sarı kart verilmedi bence de. Bunu ama çok böyle infiale çevirmedi. Çünkü ben daha önce de... Başkaları da söylüyoruz. Fikrimi, meslektaşlarının fikrini söylüyoruz. Evet, yani ben de rahatsızlığını söyledi ama infiale çevirmedi mesela. Ben ne zaman Beşiktaş'ın infiale dönüp sahadan uzaklaştığı anda öyle şampiyonluğu aldığını ben hatırlamıyorum. Sakinlik Beşiktaş'a şampiyonluğu getiriyor genelde. Ya bir de bu şey değil hani hakkını savunma değil de şöyle. Savunmamak değil de zaten saha içinde güçlü olan Beşiktaş yani. Evet. Yani odak saha içinde kalırsa zaten Beşiktaş'ın lehine. Şey diye demiyorum yani hakem konuşulmasının manasında söylemiyoruz bunu. Çünkü rahatsızlığını söyledi zaten. Çünkü yani iş burada kalırsa bence Beşiktaş'tan iyi takım yok şu anda. Beşiktaş buraya konsantre olursa her zaman daha avantajlı. Ki kaybettiğim maçta bile bunu görüyoruz. Yani bir şey var ya, bütün halde hareket etme var. Bir rakibi karşılığında bir baskı var. Yetenek yüzünden alınmadı. Yetenek işte birkaç tercih hatası. Ha. Ben Sergen Hoca'nın direkt pay sahibi olduğunu düşünüyorum ama şeyde dediğine de katılıyorum. Bu arada bence hakem konusunda sakince ele aldı. Ama ya Sergen Hoca'nın lafının arkasından gidelim mi hissiyatı oluyor. Bizde taraftar kendini yani işin bir parçasını yani taraftar işin parçası ama şey değil. Yönlendiren bir parçası olma bir arzusu olduğu için her taraftardan bahsediyorum. Her taraftar böyle. Şeye dönüyor işte bir noktada. Hani bunu bir infiale çevirelim. İşte kulüp yönetimleri de bunun çok rahat şekilde uyum sağlayabiliyorlar hemen. Bu böyle bir tepki var. Hemen bir açıklama yapalım. Şunu yapalım, bunu yapalım. Yani zaten bu arada saha dışında ortalık karışık. Galatasaray-Fenerbahçe üzerinden bir tarih tartışması dönüyor. Onun zaten toz bulutu varken gerek yok. Sen devam et yani. Aynen. Bir de güçlü olduğun taraf da bu. Bence çok uygun bir sezon Beşiktaş için. Bence de. Sahada da iyi ve hala avantajı var. Ben Alanyaspor maçının Kasımpaşa kadar zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü Cenk negatife dönüyor büyük ihtimalle. Gezal da dönüyor. Bir şekilde yine yetenekli adamlara kavuşabiliyorsun. O yüzden bence de Sergen Yalçın'ın o sakin açıklamaları... Mesela Mustafa Denizli'nin ya 26. haftanın sonuna bakalım gibi açıklaması vardı ya onun şampiyon olduğundan sözü. O açıklamasına benzetti. 26. haftada lideriz. Aynen o tip bir açıklamaydı. O şey ve bu arada inanarak söylüyor. O sakinliği de vücut dilinden görüyorsun. O özgüveni. O yüzden hocayı tebrik ediyorum ben açıkçası. O zaman Galatasaray'a mı geçelim? Bir başka. Tamamdır. Hatta daha vurucu bir yenilgi oldu Galatasaray adına. Özellikle Beşiktaş'ın yenilgisinden sonra daha da
Galatasaray etkileyen bir durum olduğu ortaya evet. çıktı. Hatay Spor Galatasaray maçına geçiyoruz. Bu part bitti ama Valo'da daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Çekirdekçi Tayfa'yı cep telefonundan izliyorsan aman dikkat et. Telefonun elinden düşmesin. Neyse ki HDI Taraftar cep telefonu sigortası var. Sen de sigortanı yaptır. Hem içeriklerden uzak kalma hem de takımına destek ol. Her zaman her yerde HDI.